Evet, 3 gündür camiamız ve spor dünyası maçlar da oynanmıyor. Bir konu mal bulmuş Magribi gibi. Benim hiç konuşmadığım, hiç söyleminde bulunmadığım şeyler hakkında Atilla abi gibi değerli bir duayen gazeteci, kendisini çok severim. Benim rahatsızlığım süresince neredeyse her gün aradı. Benle görüşemese bile ailemle görüştü. Çok iyi bir insan. Fakat yazıyı okuyunca yemin ederim insan, ya ben böyle şeyler sevmem. Kendimi hiç kimseden ben bir şey beklemem, dilenmem. Asla, karakterim de öyledir. Hanımı bile yanıma sokmam hastayken. Yani bunu güçlü olduğum için değil, yapım böyle. Fakat işte bu tür şeyler beni şoka uğratıyor. Fakat beni daha fazla üzen bir şey oldu. Bu benim yapmadığım, konuşmadığım, adam özür dilediği halde ki ben kendisine en ufak bir telkinde bulunmadım. Kendisi benden 1.000 kere özür dilediği mesajlar attı. Telefon da açtı. Ben dedim abi karışamam. Her şeyin hayırlısı dedim. Bir şey diyemem ben dedim. Ve kendisi tekrar bunun üzerine yemin ederim bilmiyorum. Bir özür yazısı yazmış. Şimdi özür yazısı yazdığı için ben onun üzerine gidemem. Aman dileyen, özür dileyen biriyle asla asla bir şey demem. Hep onun için de hayırlısını dilerim. Fakat iki konuyu belirtmek isterim. Çünkü bizim sağ olsun Galatasaraylı yorumcu, gazeteciler, muhabirler özellikle veya köşe yazarları destan yazdılar. Destan, akıllar verildi. Yani bana nasıl anlatayım? Latince deyim vardır. Yani balığa yüzme öğrettiler bunu konuşma. Sağ olsunlar. Benim mesleğim yöneticilik. Ben de hata yapabilirim. Pot kırabilirim. Zaten potlarım meşhur. Anlaşılmayan potlarım daha doğrusu. Evet, bazı şeyleri anlatarak anlatmam lazım gerekiyor bazı insanlara. Şimdi burada ben izin verirseniz şunu çıkarayım. Burada ya bu yoruma bir şey diyeyim. Falcao ile ilgili. Bakın. Falcao çok karakterli bir insan. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santiforunu sayarsanız bunlardan biri Falcao'dur. Ve o bizde oynuyor. Bir dünya markası olan Galatasaray'da oynuyor. Onu getirirken bizler ve taraftarlarımız çok fedakarlık yaptık. Tabii ki taraftarın isteği öne geçti. Taraftarın isteği bizim için kutsaldır. Taraftarın olmadığı bir sivil toplum örgütü, bir Galatasaray yok hükmündedir. Bana istediklerini söylesinler, taraftarı destekliyorsun diye. Taraftar olmayınca pandemi sürecinde nasıl zorluklar yaşadığımız, 8 maçta bir beraberlik aldığımız meydanda. Demek ki sadece takım değil, sadece teknik heyet değil, taraftar da gerekiyormuş. Biz bunu gördük, yaşadık. Şu anda bile geçerli bu, şu anda bile. Ve yarın tribünler inşallah bunun için büyük mücadele veriyoruz. İnşallah Sağlık Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız buna çözüm bulacak. Belli oranda %30 taraftarı alacağız ve Türk halkının en büyük rahatlama ve kendine gelme aracı olan futbolu seyirci olarak açacağız. İnşallah. TFF'nin bu konuda çok büyük çabaları var. Şimdi bir bu Falcao'yu özellikle söylemek istiyorum. O çok değerli ve çok karakterli. Yakın tanıdığım için diyorum. O da açılacak. O da Türkiye'de oynanan futbola. Türkiye'de hakem yorumlarına alışacak ve gereğini yapacak. Bizi bugüne kadar utandırmadı. İndirimde de sağ olsun tutar olarak en büyük indirimi Falcao yaptı. Ben ona müteşekkirim. Şunu bilsin ki asla İronik bir şeyler söylenmiş olabilir şeyine ironik ama asla bir şey söylenmedi. İkinci ağrıma giden yine yanlış yazdığı 1.000 kere anlamamış kendisi. Hocamızla ilgili kendisi bir soru sordu. Bana dedi ki ya hoca gelmiyor siz çağırıyormuşsunuz gelmiyor. Onu da bir kişi demiş kim bilmiyorum. Hocamızı biz çağırıyormuşuz hocamız gelmiyormuş. Daha ağır şeyler. Allah Allah dedim. Hocamızla her zaman buluşuyoruz. Ne zaman randevulaşsak geliyor. 2.30 dediğimizde de mesela iki buçuğu bir geçirmiyor. 2.30'da orada oluyor. O kadar da kendine ve makama saygılı bir insan dedim.
bunu şey de yazmış, 2,5 dakikada geliyor diye yazmışlar. Şimdi ya bunun üzerine de yorum yapıyorlar. Ya siz benim şu anda ağzımdan duyduğunuz gibi duydunuz mu? Hayır. Niye bunu? Beni az çoktan, benim üslubum değil bu. Üslubum değil. Ben bir şey söyleyeceksem kimseden çekinmem. Çünkü benim gizli ajandam yok, hesabım yok. Şu anda da yok. Benim bu sağlık durumunda bu mücadeleyi vermeme de şaşırıyorlar. Bir zamanlar bu adam niye bu kadar açık diye şaşıranları da görüyordum. Şimdi de buna şaşırıyorlar. Biz canımızı veriyoruz bu işe ve benden sonra gelecek yönetimlere en iyi Galatasaray'ı bırakmaya çalışıyoruz. Hem mali açıdan hem idare açıdan. Biz bugün varız, yarın yokuz. Şimdi bize diyorlar ki seçime gitmiyorsunuz. Değerli arkadaşlar, biz Eylül ayında dernekler masasına yazdık. Dernekler masası bize cevap direkt veremedi. Sorduk, Ankara'ya yolladık dediler. Ankara'da bir ay istişare ettiler ve bugün yazı geldi saat 4'te. Dernekler masasından, buradan size açıklıyorum. Bunda diyor ki geniş katılımlı sivil toplum örgütlerinin genel kurullarına bir aralığa kadar hükümet olarak izin vermiyoruz. Bu bütün yani esnaf sanatkarlardan tut şeye kadar kesinlikle bir aralığa kadar beklemeniz gerek. Bir aralığa kadar hükümet neyler ona bakacağız. Biz bunu özellikle yazdık. Çünkü bize sanki bahane gösteriyormuş gibi gösterdiler. Buna çok üzüldük. Buna da yaralandık. Bu da bizi yaralıyor. Bu da bizi hasta ediyor. Arkadaşlarımızı, yönetimimizi ve bugün cevap geldi. Bunu görsünler. Biz seçim yapmak istedik. Nasıl partiler yapıyor dedik. Biz itiraz ettik partiler. Partiler anayasa gereği genel kurulunu yapmak zorunda. Eğer yapmazlarsa kapanırlar. Ve hazine yardımı alamazlar. Partiler farklı boyutta anayasa garantisi altında dediler. Bir şey diyemedik. Şimdi değerli arkadaşlar, ben katılamadım divan toplantılarına. Fakat yönetimin mutlaka temsil edildi orada. Yönetimin bu temsilde düzenli hakaret işitti. Ben çok az bölümü sonradan dinledim. Çok üzüldüm. Devamlı ve düzenli olarak yani bize karşı belli sayıda kardeşlerimiz, benim tanıdığım, sevdiğim insanlar birçoğu çok ağır hakaretler etti. Ve divan başkanlığı bunları teşvik etti. Bizim lehimize es kaza konuşan biri olursa da onu susturmaya çalıştı. Biz buna da bir şey demedik. Bunu da olabilir dedik. Bunu da çekmek varmış kaderimizde dedik. Sesimizi çıkarmadık. Fakat son toplantıda denetleme kurulunun tüzük gereği hem mali açıdan mali sorumluluğu açıklaması gerekir. Kaan kardeşim açıkladı. Onu da kestiler birçok yerde. Divan başkanı. Sadece bir kişi divan başkanı. İkinci olarak da denetleme kurulu bir organ sunum yapması gerek. Sunumunu yaptırmadılar ve tüzüğe aykırı olarak kimin ne kadar katıldığı, ne olduğu sayı belli değil. Şeye koydular, seçme, oylama yaptılar. Ve denetleme kurulu bu derneğin en önemli organlarından ve dernekler ve medeni kanununa göre zaruri organ, organın görevini yapmasına engel oldu. Okunmasına engel oldu. Denetim kurulunun meşru olmadığını iddia etti. Meşruiyetini yitirmiştir dedi, okuyamaz dedi. Şimdi ben bu denetleme kurulunun, ben yıllardır Galatasaray'ın içindeyim. Gelmiş geçmiş daha önceki denetleme kurulundaki kardeşlerim alınmasın. Hepsi değerli. Ama bu denetleme kurulunun yaptığı hizmeti hiç kimse yapmadı. Müthiş çalışıyorlar. Her yönetim toplantısına yedekleri dahil geliyor. Çalışmaları müthiş. Bunu okutmadı. Bunu okutmadılar. Ve çok ağır tüzük ihlali yaptı Sayın Başkan. Bu ağır tüzük ihlali bir organın görevini yerine getirmesine engel. Ve biz bunu protesto için yönetim olarak şeylere katılmama kararı aldık. Ve devam ediyor. Bu bizim ağrımıza gitti. Biz dernekler masasına yazdık. Denetim kurulu meşruiyetini yitirmiş midir? Görevini yapamaz halde midir? Sorduk. Kime soracağız biz? Devlete soracağız. İçişleri Bakanlığı'na, dernekler masasına soracağız. Ve bugün o cevap da geldi. Aynen ifade şu. Onu salı günü de göstereceğim.
derneklerle ilgili de organların ibrazsızlık almaması ile ilgili sonuçlarla ilgili kanunda herhangi bir hüküm yoktur. Ancak mahkemelere düştüğü anda mahkemeler sonuçlanana kadar beklemek durumu kanaati olduğunu bildiririz diye yazı geldi. Yani denetleme kurulumuz görevde. Bunu zaten normal bir hukuk okuyan, bir hukuk devletinde bunun böyle olduğunu bilir. Siz devleti nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Beni ilgilendirmiyor. Ama dernekler yasası vardır, kanun vardır, nizam vardır. Kırmızı ışık vardır, yeşil ışık vardır. Bunları görmek gerekir. Ben şimdilik bu kadar demek istiyorum. Ve şunu, büyük bir propaganda var Galatasaray'a karşı. Topyekün taarruzu var. Kutsal bir savaş açıldı Galatasaray'a karşı. Ben tek tek anlatmak istemiyorum. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray psikolojik olarak özellikle taraftarlarımıza yönelik bir psikolojik transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız, ne kadar çok harcarsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye. 30. kupalarıymış. Biz de 37. kupamızı isteyeceğiz. 38. kupamızı bu sene alacağız. İnşallah alacağız. Bundan bütün taraftarımız emin olsun. Kendine güvensin. Galatasaray değil Türkiye'nin, dünyanın en büyük sivil toplum ve futbol kulüplerinden biridir. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.